بسم الله الرحمن الرحيم. يا Temmuz 2016 tarihinde milletimiz tarihinde görülmemiş büyük bir ihanete uğradı. Devletimizin ülkemizi savunması için, bölücü terörle mücadele için ellerine teslim ettiği silahları, tankları, uçakları, helikopterleri milletimize doğrultan melun bir örgütle karşılaştık. FETÖ terör örgütünün o gece yapmak istediği aslında vatanımızı bölmekti, demokrasimizi yok etmekti. Nitekim bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptıkları saldırılarla gösterdiler. Yine bu hain terör örgütünün amacı güvenlik güçlerimizin savaşma kabiliyetini yok etmek ve kendilerine karşı vatandaşlarımızın direncini kırmak için de emniyetimize, MİT'imize saldırdılar. Ancak çok şükür ki bizim milletimiz büyük bir millet. Her şeyi affeder ama ihaneti asla affetmez. O akşam da Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bütün vatandaşlarımız, Malatya'da olduğu gibi bütün illerimizde vatandaşlarımız sokaklara, caddelere, meydanlara çıktılar. Göğüslerine, ellerinde hiçbir silah olmadan göğüslerine mermilere, helikopterlere, uçaklara siper ettiler. Böyle kahraman bir millet dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Ve bu fedakarlığın sonucunda da milletimiz büyük bir zafer elde etti. Ve o hain terör örgütü de mensupları da gerekli cezaları aldılar. Almaya da devam ediyorlar. Milletimiz büyüktür. Bu ihanetin hesabını sonuna kadar soracaktır. Bundan bütün vatandaşlarımız emin olması lazım. Önemli olan bizim bu millet olarak bu vatanımıza sahip çıkma, demokrasimize sahip çıkma, milli iradeye sahip çıkma şuurumuzu daima muhafaza etmemiz. Ve bunu yeni nesillerimize güzel bir şekilde anlatmamız. Bu şuuru muhafaza ettiğimiz müddetçe vatanımıza saldırmak için içinden şer emeller geçiren çevreler hiçbir zaman cesaret bulamayacaktır. Milletimiz daima ayaktadır. Malatya daima ayaktadır. Hainlere de hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Peki Sayın Valim, şehitimizin mezarına gittiniz. 5 yıl geçti aradan. İlk duygunuz ne oluyor mezara gittince? Ya ben ilk şehit kabrimizin yanına, Fuat Bozkurt kardeşimizin kabrinin yanına gittiğinde onun ne kadar büyük kahraman olduğunu ve o kahramanlığa bizim layık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar hiç düşünmeden meydanlara kendilerini attılar, tankların önlerine kendilerini attılar. Ve hayatlarını hiç pervasızca, hiç düşünmeden, yani bunun sonu ne olur diye düşünmeden feda ettiler. Bu kahramanlığın hepimize örnek olması lazım. Ben de her zaman şehit kabirlerini ziyaret ettiğim zaman Allah'a dua ediyorum. İnşallah Rabbim bizlere bu şuuru bizlere de nasip eder. Bizler de bu şuurda oluruz ki milletimiz, memleketimiz tehlikeye düştüğünde bir an düşünmeden kendimizi her türlü tehlikenin önüne atabiliriz. Çok teşekkür ederim Sayın Valim.